Neredesin şimdi? Şimdi neredeyim? Şu an domestik iç hatlardayız. Niye buradayız? Kahire'ye uğradık var çünkü. Evet, aslında Hurgada için gelmiştik arkadaşlar ama Hurgada da gezince ve biraz da vaktimiz de vardı. Kahire'yi çok merak ettik. Gaza geldik kısaca. Dışarı göstereyim kendimi de. Kahire'ye bir gidelim dedik. Orayı da bir gezelim. Piramitleri görelim. Gize'ye gidelim. İşte müzesini gezelim diye. Ve de kendimizi burada bulduk. Bak, bakalım buradayız. Yeni maceramız nasıl olacak? Uçuşumuzu bekliyoruz şimdi. 12-10 uçağımız var. Kahire'ye. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun en kalabalık, değil mi Mert? Evet. En büyük başkentine, en büyük şehrine doğru gidiyoruz bakalım. Bayağı bu arada şey çok sıkı, uçakla gidiş. Evet. Durumunda 80 takla atıyorsun. Ben öyle bir arama görmedim ya, her şeyi aramıyor yani. Evet, böyle. Hadi bakalım. Yeni maceralar hayırlı olsun. Egypt Air'den sevgiler. Mert, nasıl geçti yolculuğun? Kaç saat sürdü Hurgada'dan buraya? İndi kalktı. 1,5 saat bindiğinde falan. Peki de, otobüsle de gelebilirdik aslında. 6-7 saat sürüyor. Evet. Bir de şey, yani yollar biraz tehlikeli yani bana göre. Tabii. Acayip acayip solluyor, sağlıyorlar. Garip geliyor yani. Abi bir garip sürüyorlar ha. Kahire'de biraz yağmur atıştırdı. Bu da bizi korkuttu. Ama yine de ılık şu anda çok şükür. Umarım daha da soğumaz. Şu anda Uber'den taksi çağırdık otelimize gitmek için. Onu bekliyoruz. Kahire Stadyumu'nun oradan geçiyoruz. Şu anda zaten Afrika kupası var. Bazı maçlar da buradadır. Kahire'den ilk izlenimler. Çok kalabalık tabii ki. Çok büyük. Değişik binalar var. Burada zaten neoklasik ve art deco binalar çokmuş. Soğudu da değişik şeyler oluyor. Bizde çok korna çalınıyor zannediyorum. Evet, burada sürekli korna, sürekli yol isteme. Zaten şerit merit yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi sürüyorsunuz. İsterseniz soldan gidin, isterseniz sağdan. Pek de kızmıyorlardı birbirlerine, sadece korna çalıyorlar. Camiler de çok görkemli. Bir kere ben minarelere aşık oldum Mert, sen. Çok güzel şık. Ne kadar büyük. Kaç yüz metre ya onun minareleri. Çok büyük ya, bilmem. Yazsa da Arapça yazıyor, anlamıyor musun? Halkın %40'ı cahil artık yani. Düşünün, Arapça zor bir alfabe. Öyle kolay değil. Tünele girdik eski Kahire'de, yani kadim Kahire. Onun altından Elazar tüneli. Gittikçe gidiyoruz. Vallahi gittikçe gidiyoruz, kaç dakikadır. Dünyayı tekrar gördüm çok şükür.
Ya altı bu kadar yavaş ilerliyorsa yukarı hiç düşünemedim ya ben. Şöyle eski eski binalar var. Bir keşmekeş, bir karışıklık. Bu yürüme yeri mi Eda senin dediğin yer? Olabilir, evet evet. Aha. Tam El Halimi'ye yakın, orası uzak Eda. Tüh. Müzeye doğru ilerliyormuşuz. Müze de zaten El Tahrir Meydanı'nda. Yeni büyük müze yapılacak arkadaşlar, o Gize'deymiş. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Bugün artık bilmiyorum bir şey yapabilecek miyiz. Genelde her yer 5'te kapandığı için yani müze tarzı turistik yerler. Bilmiyorum. Pek gezemeyeceğiz. Bakın yine çok güzel bir bina var ya. Değil mi Mert? Nasıl bina? Mert diyor ki bu ne, pavyon mu diyor. Ha. Skobar. Şuradan kendime bir düğün kıyafeti alayım, oğlanın sünnetinde giyerim. Vay şu ne şimdi? Aa bu sinagog bence. Yahudi yıldızı var üstünde. Evet. Ama kapalı gibi bir şey. Şeyden sonra az büyük mü geldi lan? Çok büyük geldi ya Hurgada. Hurgada bayağı minnoştu yani. Hani Hurgada böyle yani. Antalya'ydı. Kahire İstanbul oldu birden. 7 diyor. Yetmez mi? Yeter. Yeter yani, aşırı bir şey çekmeyeceksek yeter bunun. Yani. O da çok korkunç arkadaşlar. Kalmayın burada sakın. Neydi buranın adı? Bir şey butik otel. Sakın kalmayın. Şu an neredesin Eda? Talat Harbi Meydanı'ndayım. Meydanındasın. Tam da kaldığımız hostelin önündeyiz. Hostel diyorum çünkü butik otel yazmış ama hostel arkadaşlar orası. Çok kötü hostelden yani. Hostelden de bin beter yani. Berbat bir şey. Square butik otel, uzak durun. Neyse Talat Meydanı ama her yere yakınız yani. Talat Paşa yani. Değil mi bu? Tahir'e Bezir'e çok yakın. Bir şey söyleyeceğim bak, Fesli Talat Paşa değil mi bu? Tabii öyle bir yer. Paşa'da bu. Hadi gidelim. Bizim Paşa'da. Tahriye gidelim. Mısır'da patlamış mısır falan. Evet binalar normal. Meydan normal. Hopaş. Böyle. Hep eski ama. Böyle yani tek parçalı, burada çok şey basmaları, porno. Aynen, bir şey para çekelim şu an bir banktan. Şu anda arkadaşlar deyim yerindeyse Orta Doğu'nun Paris'i olan El Tahrir Meydanı'ndayım. Yani Özgürlük Meydanı, devrimin başladığı yer burası. İşte o haberlerde izlerdik, 2011 yılındaki devrimden bahsediyorum, Mısır devriminden. İşte burada başladı, Tahrir'de. Sonuç olarak geldik, doğru mu? Şu anda Kahire'nin en ünlü meydanındayız. Fotoğraf çekelim. Baş kayıttayız. Şimdi bakın bu Tahrir Meydanı'ndaki anıt. Şurada V var, kapanmadan ona gidelim. Aa bak şu Kahire şeyi. Nesi? Kahire Kulesi. Arkadaki ona değil mi? Ona çıkılıyor. Onun üstünde döner gazino var. Tamam. Dönüyormuş restoran. Hava kapalı. O yüzden biraz ışık bozuk çıkabilir ama yapacak bir şey yok. Arkada bak cami var. O ne? Tam hemen karşıda. Hemen bakacağım bak. Evet şu anda müzeyi görüyorsunuz. Müze pembe bina. Müze yakında kapanacak. Ha evet, değil yenisi mi? Yapıldı bunun. Bu artık evet, iptal olacak. Bitiyor. Bitecek. Şimdi Government Shop'a geldik. Burada birkaç tane Cairo var. Government buranın en iyi souvenir yani hediyeliklerinden arkadaşlar. Üstünde fiyatları zaten fixed var. This is Cairo. Piramitli olabilir, evet olabilir yani. Evet, şimdi Tahrir'in karşısına geçtik yani yolu geçtik. Büyük bir hengameyle. Şöyle bir heykel var bu. Böyle bizim Osmanlı paşalarından birine benziyor gene. Arkada da bir cami Kavalalı var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa diye uyduruyorum. Şimdi Nil Nehri'ni göstereceğiz. Nil Nehri'ne geldik. Kasır El neydi? Nil. Kasır El Nil. Ha Kasır El Nil. Kasır El Nil. Şurada Kahire Kulesi arkadaşlar.
Hep köprüleri böyle aslanlı yapıyorlar değil mi? Aa, sallanıyor köprü. Sandalyeler de arkadaşlar. Sonra oturtuyorlar millet. Kasır el Nil. Evet, şu anda bayağı güzel gözüküyor değil mi? Gel bir selfie çekelim. Kasino Elgin var. Gidelim mi? Hadi gidelim. Şurada büyük bir yer. Aşırı büyük. Çok büyük bir şehir. Kendimi şey gibi hissettim. Büyük metropol görmüş. Masum Antalyalı. Ama çok hak eden yerler çok güzel arkadaşlar ya. Ona çok üzüldüm. Orada kazino bile var. Evet. Burada artık aslanlar var. Biz de hayvanat bahçesine gidiyormuş burası ama. Bak heykelli bir kapı da var arkada görüyor musun? Evet. Bayağı büyük bir kapı var. Şurada da şehrin kulesi. Muhammed Ali heykeliymiş. Öyle mi? Evet. Akşam Topaz Club'a gideceğim. Orada Mısır'ın incisi çıkıyor. Şöyle bak. Cleopatra gibi kadın valla. Hadi bakalım. Nil turu gezisi için bot falan kiralıyorlar burada arkadaşlar. Burası bile paralıymış. Herkes girmesin. Girişi az da olsa paralı. Bu teknelerdeki ışıklardan bize de yaptıralım mı Doris'e? Şu ışıklar çok hoşuma gitti. Olmazsa olmaz. Bak bak yanar döner. Evet şu anda kuleye çok yanaştık. Kule görünüyor. Allah aşkına şuraya bakın ya. Şu park da temiz olduğu için paralı arkadaşlar. İyiyim, daha iyiyim. Ne yaptık? Oda geliştirdik arkadaşlar. Vaziyet çok kötü, inanın yani. Evet. Orada odanın içini hani anca yapacak yer var. Burada güzel bir çift kişilik yatak. Üstelik az bir fark biliyor musunuz arada? Az bir yani. Fark evet. Bir de oraya butik otel demişler. Bizi o çok şaşırttı. Demişler. Hostel çıktı yani. Bayağı burası yani. El Tahrir Meydanı'nda Kleopatra Otel. Tavsiye ederiz. Öyle yani yerel bir otelmiş. 5 yıldızlı şey değil yani ama. 3 yıldızlı ama bize göre gerçek. Ama bize göre güzel yani. Hani. Bakın Tahrir Meydanı'ndaki obeliski görüyorsunuz. Şurada Kahire hayatından esintiler, çamaşırlar falan asılmış. Trafik gürültüsü hep böyle zaten, ona alıştınız. Tahrir Meydanı. Hatta Nil manzaramız bile var yani. Bakın şurası Nil. Tahrir Meydanı her zaman böyle canlı. Allah'ım şu trafik. Hemen şurası müze. Şuracıkta müze. Zaten Nil Nehri'nin olduğu ya. Evet Eda, Tahrir Meydanı'nda geceyi yapıyorsun. Evet, aynen. Nasıl? Bir de gecesine bakalım dedik. Değişik böyle işte. Otellerde full gidip takılabiliyorsun. Millet, bir iki bar var, daha kalanı barlar. Hep şey gözüküyor. Evet. Otel motel gözüküyor yani. Evet arkadaşlar, şimdi caz bara geldik. Kempinski Otel Nil'e bakıyor. Burada işte Osmanlı smok bir şeyleri de var. Jazz Nights da varmış. 9.30'dan başlıyor diyor. Yani kimse var yok pek şey yapmadan şöyle bir gireceğiz. Bayağı da şık. Şimdi Eda nasıl?
Bence çok güzel. Böyle Nil Nehri'ne nazır arkadaşlar. Güzel tatlı. Bakın şöyle. Karşısı bu arkadaşlar. Barımız. Bunu da çektim. Heh. Menüyü çekecektik. Menü şeyden. Böyle böyle. Arkası da şey gayet şık. Şirin künefe ya. Hadi ya. Sen de biramızı gene içeceğiz tabii ki de. Bir de altılı şirin sushi söyledik. Allah. Mekan güzel. Gayet şık. Sushi'miz geldi değil mi? Nil'e karşı bir sushi. Ya ben zaten hep böyle yani Nil Nehri'ne bakıp. Tabii. Kempinski caz barda. Tabii. Stella falan. Sushi vesaire.